Şimdi internetten satış yapan bir firma ürünlerini 5,90'dan satıyormuş. 5 lira 90 kuruştan. Her sipariş için kargo ücreti uyguluyormuş. Şöyle demiş, evet, hepsini birleştiriyormuş. Mesela 5 tane alırsa hepsini ayrı değil de hepsini tek bir paket yapıyormuş. Ve tek seferlik bir kargo ücreti ödeniyormuş. Aşağıdan nasıl gerçekleştirildiği yazmış. Biz şunu yapacağız. 60 lirayla, 60 lirayı geçmeden en çok kaç adet ürün alabiliriz onu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi şurada sıralamalar verilmiş. Eğer 5 ve 5'ten az alırsak kargo ücreti 7,90'mış. Yani bir tane, işte iki tane, üç tane, dört tane, beş tane alırsak 7,90 ödeyeceğiz. Eğer 5 ile 10 arasında alırsak, 5 adetten fazla, 5 yok yani. 6, 7, 8, 9 tane alırsak 7 lira ödeyeceğiz. Eğer 10 tane, 11, 12 vesaire gibi alırsak da 3,90 ödeyeceğiz. Şimdi 10 tane alsak nasıl olur? Onu hesaplamaya çalışalım. Şimdi 5,90 bir tane ürün. Şimdi burada kargo ücreti az olduğu için işte bunu uygulatmaya çalışalım. 3,90 kargo ücreti ödemeye. Bunun için en az 10 tane almamız gerekiyor. Eğer biz 10 tane alırsak bir tanesi 5,90 çarpı 10 59 lira tutar. Yani 59 lira sadece bizim aldığımız ürüne ödememiz gereken para. Ürünler bu kadar tutuyor. Bizim toplam 60 liramız vardı. O halde kargoya 1 liramız kalıyor. 1 lira kargo ücreti kalıyor elimizde. Ama 1 liradan daha fazla 3,90 ödememiz gerekiyor. Demek ki biz 10 tane alamayız bu üründen. Paramız yetmiyor çünkü kargo ücretini ödemeye. 10 tane olmayacak. 10 taneden daha az alacağız. Ama şuna bakalım. 10 taneden daha az alırsak mesela 6, 7, 8 ya da 9 tane alırsak bu sefer 7 lira daha fazla kargo ücreti ödememiz gerekiyor. Toplam 60 liramız olduğunu düşünün. 60 liradan bu 7 liralık kargo ücretini düşersek geriye 53 lira kalıyor. Biz eğer 53 lirayla 6, 7, 8 ya da 9 tane alırsak 7 lirada kargo ücreti öderiz. Alabileceğimiz en fazla sayıda ürünü almış oluruz. Şimdi 53 lirayla 5,90'dan kaç tane alabiliriz onu hesaplamaya çalışalım. 53'ü 5,90'a bölebiliriz. Şöyle şu tarafta bölmeye çalışalım. Toplam 53 liramız var. 5,90'dan almaya çalışıyoruz. 5,90. Şurada virgül var. Yukarıda da virgül olmasını sağlayalım. Bir tane virgül. Şuraya da sıfır koyuyorum. Eğer virgülden sonraki terim sayıları aynıysa virgüller kaldırılabilir. Tabi direkt bölebiliyorsak 53'ü 5,90'a bölebiliriz. O bize kalmış bir şey. Ben bölemediğim için böyle yapıyorum. 530 bölü 59. Şimdi sadeleşiyor mu? 9 sadeleşmeyecek. O zaman sadeleştiremeyeceksek çarpmayı deneyelim. Ya da evet çarpmayı deneyeceğiz. Bölmeye de kalksak aynı şey çıkacak. Evet, buradan devamı gelmeyecek. Biz şunu yapmaya çalışalım. Şu 5,90 bir tanesiydi. 9 tane alabiliyor muyuz? Onu deneyelim bakalım. 9'la çarpalım. Ne kadar tutacak? Eğer 53 liradan daha az tutarsa 9 tane alabiliriz demek oluyor. 10 tane alamadığımız konusunda hemfikiriz. 10 tane alamıyoruz kesinlikle. 9 tane alsak 9 kere 9 81. Elde var 8. Buraya virgül koyacağız. Virgül bunun hizasında. 9 kere 5 45. 8 de burada 53 lira 1 kuruş. 53 liramız var. Demek ki biz 9 taneyi alamayız. Paramız yetmiyor. Yani 10 kuruşumuz olsa alabilirdik. 10 kuruşumuz daha olsa. Demek ki 9 tane alamıyoruz bu sebeple. 8 tane alabiliriz muhtemelen ama ben yine de çarpacağım. 5,90 çarpı 8. Şimdi 72 elde var 7 virgülü buraya koyacağız. Virgül bunun hizasında. 8 kere 5 40. 7 de burada 47. Demek ki 47 lira 20 kuruşla biz 8 taneyi alabiliriz. Geriye de bir miktar paramız kalacak. Yani 5 lira 80 kuruş kadar bir paramız kalacak. O elimizde kalacak artık. Onunla bir şey alamayacağız. Biz 8 tane alabiliriz. Elimizdeki parayla en fazla. Paramız ona yetiyor çünkü.